Hatim indirdin. Çok korkuyorum abla. Tamam biliyorum. Biliyorum ablam korkuyorsun. Ama korkunun hiçbir faydası yok. Bak belki zaten korktuğun gibi olmayacak. Sesler kesildi dedin ya gece. Belki barışmışlardır. İnşallah. Hadi. Hadi bakalım hadi. Allah yardımcın olsun. Medine. Yanındayız. Yemin ediyorum Medine'den daha fazla dua ettim abla içten yani. Ha yap et ondan sonra dua et. Siz de hep bana yükleniyorsunuz. Peki ben de kovulacağım bugün. Kimse sormuyor bana. Bak o Nergis Hanım nedir? Ya o gelirse beni istemezse ne olacak? Kız ben unuttum ya. Kız asıl bomba sizin eve düştü. Sorma abla ya. Tövbe yarabbim. Medine? Murat Bey kusura bakmayın ben yani biz Nil'le erken çıkmıştık cenazeye de ben bilemedim hala burada mısınız diye o yüzden yani özür dilerim Murat Bey. Özür dilemene gerek yok canım uyumuşuz biraz. Güzel kızım gel bakalım gel. Oh gel bakalım inelim aşağı hadi gel. Murat Bey Aylin Hanım evde mi yoksa yani kalktın mı çıktı mı ben ona göre kahvaltı hazırlayacağım da. Ha sen hazırla kahvaltıyı Aylin banyoya girdi. Güzel kızım benim. Babanın işleri bugün çok yoğun. Tünaydın Medine. Hah Aylin. Medine alsana Nil'i. Aşkım ben çok acıktım. Bir şeyler yiyelim hadi. Hayatım benim hemen çıkmam lazım. Sabahtan beri susmuyor telefonlar. Sen in diye bekledim. Keşke bir şeyler yeseydin aşkım. Hayatım kahve içtim ya o yeter bana. Ben de banyomu uzun tuttum biraz kusura bakma. Kovulmak? Dışarıda başka, biz yatılı kalanlarda başka. Yatılı çalıştın mı, sadece geçim derdi düşmez yüreğine. O evden kovulmak, yaşama tutunmak için sıkı sıkı sarıldıklarından da koparır seni. Acımasızca. Medine. Sanırım konuşmamız gereken şeyler var. Ne konuşacağız ki Aylin Hanım? Evliliğimi bitirmeye çalışmandan başlayabiliriz mesela. Yorgun argın kafanı koyduğun yastığın... ...kafanın altından çekilmesi... ...hanımının iki dudağı arasındayken... Vallahi da billahi de ben yapmadım Aylin Hanım. Niye inanmıyorsunuz bana? Ha, telefonu da burada unutma. Biz 3 saate eve dönmüş olacağız. Sen 2 saate evden gidiyorsun. Aylin Hanım isterseniz Kur'an'ı getireyim, el basayım. Kardeşim üzerine yemin ederim ben yapmadım diyorum size Aylin Hanım. Aylin Hanım. Medine. 2 saatim var. Eğer Murat'ı aramak gibi bir şey geçiyorsa aklından sakın geçmesin. Kovulduğun için yaptığını söylerim. İntikam almak için iftira atıyor derim. Zaten o notu bize ayırmak isteyen birinin koyduğuna inandırdım Murat'a. Eğer o kişinin sen olduğunu söylerse bu işten sen zararlı çıkarsın. O yüzden sanki bu evde hiç yaşamamışsın gibi pılını pırtını topla, defol git. Aylin Hanım, Aylin Hanım!
Medine! Medine! Anam! Ağlama arkadaşım ya. Ay. Medine'm, ağlama kurban olduğum. Bak benim aklıma 10 numara bir fikir geldi. Heh, şimdi böyle üçümüz toplanıp gideceğiz kadının kapısının önüne. Benim o karıya söyleyecek 2 lafım var. Bak bakalım ondan sonra kim kimi kapının önüne koyuyor. Acaba yine nasıl harika bir fikir geldi aklına Hayriye? Ablam, vallahi bu sefer çalışacak. Çalışmazsa bütün köpekler yüzüme tükürsün ha. Anlat. Bak şimdi. Hey gidi koca dünya gam yükümüsün. Söyle söyle hani dünya dert küpümüsün. Dünya handır han içinde yaşar onun can içinde. Rüya gibi gelir geçer insanoğlu gam içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Hey gidi koca dünya gam yükümüsün. Söyle söyle fani dünya dert küpümüsün. Hey gidi koca dünya gam yükümüsün. Söyle söyle fani dünya dert küpümüsün. Dünya döner, değirmendir, insan içinde çavdardır. Bugün gelir, yarın gider, dolup boşalan bir handır. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Hey gidi, koca dünya gam yükümüsün. Söyle söyle fani dünya dert küpümüsün. Hey gidi gidi koca dünya gam yükümüsün. Söyle söyle fani dünya dert küpümüsün. Hey gidi gidi koca dünya gam yükümüsün. Söyle söyle. 2 saat geçti ama neyse. Allah'tan Murat gelmedi. Gir ne alıyorsan al defol git. Ben eşyalarımı toplamayacağım Aylin Hanım. Çünkü gitmeyeceğim. Ben sana böyle bir seçenek sunduğumu hatırlamıyorum Medine. Peki. Sen toplama. Ben senin yerine toplar, kapının önüne koyarım eşyalarını. Orada bir dur Aylin Hanım. Bu kız köpek en iyi mi acaba öyle kafana göre kapının önüne koyuyorsun? Ya siz kimsiniz? Siz kimsiniz de bizim işimize karışıyorsunuz? Beni patronlarınızla konuşmak zorunda bırakmayın. Yalnız unutma biz de konuşuruz ha. O kız sana ne etti? He? Medine sana ne etti? Senin bebene kendi bebesi gibi bakmadı mı? Senin evinin bokunu püsünü temizlemedi mi? Senin yediğin haltları kocama anlatma deyince bu kız susmadı mı? Medine sen bizle ilgili insanlara ne anlatıyorsun yalan yanlış? Vallahi biz yalanı yanlışı sizin kadar bilemeyiz. Aydın Hanımcığım. Bak şu kızın şurası var ya. Vallahi burada hiç kötülük yoktur. Bunu da herkes bilir. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz böyle çete gibi gelmişsiniz benim kapımın önünde bana ahkam kesiyorsunuz? Defolup gidin. Güvenliği aramak zorunda kalmayayım. Medine yapmadım diyorsa yapmamıştır. Ne malum başka birinin notu yazmadığı? Senin yediğin haltlar ortada. Elbet biri gördü yani yaptıklarını. Neden Medine suçlu yani? Yok mu bu kızın el yazısı, sipariş yazdığı bir şeylerin şeyleri? Bak bakalım notla aynı yazı mı o? Filmlerde önce el yazısına bakıyorlar. He. Sen de bak bakalım. Ama sonra benim sana edecek 2 çift lafım olacak. Aha buraya yazıyorum. Bak bu kızı kovarsın, edersin. Karşında bizi bulursun. Demin dedin ya öyle çete misiniz diye. Çeteyiz. Anladın mı? Çeteyiz.
Senin yaptığın her şeyi bir bir gider anlatırız yediğin hatları bütün temizlikçilere. Ondan sonra bak bakalım evini temizleyecek temizlikçi bulabiliyor musun? Dünyanın parasını da versen bulamaz. Bundan sonra evi pislik götürür. Vallahi koca da kaçar yani. Senin yazın farklı. Zaten bu notu kim yazdıysa ya bilerek kötü yazmış ya da ilkokul terk falan. Şu harflere baksanıza. Yok ya ilkokul terk değil. Olsa olsa lise terk filandır değil mi? Yok ya tamam tamam. Oldu bitti. Artık gerçeği öğrendiğimize göre siz mutlu mesut yaşayın beraber. Haydi biz gidelim. Ha. Yalnız benim hala bir sorunum var. Aylin Hanım ben daha ne diyeyim size? Niye inanmıyorsunuz bana? Gidip Ekime'ye öpeyim istersen. Dur Medine, bu öyle bir şey değil. Bir dakika. Şimdi ben inandım, okey. Peki Murat'a ne diyeceğiz? Siz bana dedim demiştiniz. Kıskanan biri yaptı dedim, o da tamam dedi demiştiniz. Siz barışmıştınız Aylin Hanım. Dedim de, sonuçta adamın içine bir kurt düştü. Şimdi benim asıl niyetim, bugün seni gönderip notu Medine yazmış, evden kovdum demekti. Böylelikle Murat'ın kafasındaki soru işareti gidecekti. Ama şimdi ben Murat'a ne diyeceğim? Onu da bulun. Madem bu kadar film izliyorsunuz. Onu yemeğe mi söyleyeceğiz ki? Yok ben tanıyorum Aylin Hanım'ı. Bizim de gidip de başkasına bir şey demeyelim diye tamam gibi bir şey yaptı bize. Yok biz bu olayı çözmezsek niye tamam desin ki yani kadın? Haklı. Kocasına ne diyecek sonra? O kadar haltı yaparken ederken düşünseymiş ne diyecek kocasına? Ya bırak kız artık o bitti gitti. Olan oldu söylenen söylendi. Biz de geldik buraya bir afra tafra. Bu saatten sonra millete söylesek ne olacak? Martı bokuyla deniz mi kirlenir? Ha? Bu kız kovuldu. Diyecek ki bu işin içinden çıkmak için diyecek. Ah böyle iftira atıyor diyecek. Çıkacak işin içinden. Çıkacak. Nerede çıkacak? El alemi kandıracak kolay. Kocasına ne diyecek? Öyle dondu, mondu. Tamam domo deme artık yeter. Kız şimdi kavga etmeye Aylin Hanım gelip soracak bize şimdi ne düşündünüz, çözdünüz mü diye ne diyeceğiz? Ne bana bakıyorsunuz ya? Azıcık da siz çalıştırın saksıyı. Ben nasıl çalıştırayım ya saksıyı? Ben de kovuldum belki. Biraz önce benim aklım orada. Hem sen ne dedin? Benim bu planım çalışmazsa gelsin köpekle suratıma tükürsün dedin. Demedin mi? Dedin. Aha planın çalışmadı. Aylin Hanım. Evet ne yaptınız? Bitti mi toplantınız? Bulabildiniz mi bir şey? Şey ya şimdi... Filmlerde... Bulduk mu sahiden? He bulduk. Evet ne buldunuz? Sizi dinliyorum. Şimdi Medine bize anlattı etti sağ olsun. Murat Bey çok vicdanlı bir adammış. Siz kızdığınızda ettiğinizde falan hep şey dermiş. Böyle moral etmek açısından yani Medine'ye aman dermiş üzülme dermiş. Sen benim kızıma bakıyorsun dermiş. Medine? Bakıyorum da herkese evdeki her şeyi anlatmışsın. Oraya şey etme şimdi hiç takılma yani o problem yok orada. Bizim bu işin içinden çıkmamızın tek yolu Murat Bey vicdanlı şey etmek. Nasıl yani? Nasıl yani? Murat Bey'e her şeyi itiraf edeceğiz. Ne yapacağız? Murat Bey'e her şeyi itiraf edeceğiz. Nasıl yani diyorsun? Durun durun panik yapma. Panik yapmayın şimdi ablam. Dur bir relax. Ben anlatacağım size şimdi. Şimdi Murat Bey'e diyeceğiz. Murat Bey'e isteyeceğim. Sen tam olarak ne yapacağını anladın değil mi? Anladım Aylin Hanım. Zaten Hayri'yi anlattığında da anlamıştım. Şimdi siz de tekrar beş kere anlattınız. Anlamakla ilgili bir derdim yok benim. Benim tek anlamadığım şey... Ya Murat Bey beni işten kovarsa o zaman ne yapacağım ben? Sen orasını bana bırak Medine.
Eğer Nil'i ortaya atarsak Murat dayanamaz, sana bir şans daha verir. Ya vermezse? Sen rolünü hakkıyla yapmadığın için gerisini ben hallederim. Aynen hanım, ben o rolü de iyi yapamam gibi geliyor bana. Ben de hayatımda hiç yalan atmadım ki. Ya sen gerçekten sıktın ama artık. Git bak bakalım Nil uyanmış mı? Murat gelince ne olacaksa olacak artık. Olacaksa olacak da olan yine bana olacak. Hadi bakayım göreyim seni. İyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar Medine. Aylin yok mu? Oo, soframızda mis gibi olmuş. Aylin Hanım yukarıdaydı, gelir şimdi Murat Bey. Ben Müslüm de eşit geleyim. Murat Bey. Ben sizinle bir şey konuşmak istiyordum. Söyle. İsterseniz oturun şöyle Murat Bey. Bir şey mi oldu? Murat Bey. Sen niye ağlıyorsun ya? Dur. Sen de şöyle bir otur. Tamam, ağlamadan bir anlat. Ne oldu? Ben kötü bir şey yaptım Murat Bey. Ama yani cahillikten kötü bir niyetim yoktu benim. Tamam, sakin ol. Ne olduysa oturup konuşuruz. Kovmayın beni Murat Bey lütfen. Tamam, sakin ol Medine. Ben sana bir su vereyim. Ben alırım Murat Bey, siz yapın. Medine. 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 Medine, iyi misin? Aylin, bir su getir. Dur, dur, kalkma, yavaş. Dur. İyiyim, iyiyim. Tansiyonun normal, baktım. Seni bir hastaneye götürmemizi ister misin? Yok. Ay yok hayatım, onunki stresten. Hastanelik bir şey yok, ben biliyorum. Stresten mi? Hı. Medine, sen neye üzüldün ki bu kadar? Tabii sana söyleyemiyor şu an utancından. Dün gece senin cebinden çıkan not var ya. Hı. Medine yazmış o notu. Medine, niye böyle bir şey yaptın ki? Baktığı kardeşi için benden para istedi. Ama çok yani. Hayat memat meselesiymiş. Ben de tabii anlayamadım o an onu. O da kendince sinirlendi herhalde. Cahillik. Medine, doğru mu bu? Medine, Murat geliyor şimdi, seninle konuşacakmış. Bir şey dedi mi size? Günaydın. O zaman ben Nil uyandı mı diye bakayım. Siz de konuş. Olur. Otursana.
Dün sinirle yanlış bir karar vermek istemedim. Bu yüzden konuşmak için sabaha bekledim. Bir kere yaptığınız saçma şeyin yanlış olduğunu biz de biliyoruz. Sen de biliyorsun değil mi? Ben gerçekten düşündüm. Sabaha kadar uyumadım bak. Medine. Ben senin kötü bir insan olmadan eminim. Bu kadar yanılıyor olamam biriyle ilgili. Ama tabii günün sonunda hepimiz insanız. Bazen köşeye sıkıştığımızda istemediğimiz şeyleri yapabiliriz. Bence sen de çok sıkıştın. Boğuldun bir şekilde. Yani Nil'i bu kadar çok severken... Çok seviyorum. Biliyorum. Hem kızıma kendi çocuğun gibi bakıp hem bu kadar iyi biriyken kötü bir şey yapmış olmak seni kötü bir insan yapmaz. İnsanlar da bazen kötü şeyler yapmak zorunda kalabilirler. Dolayısıyla da şu karara vardım. Biz bir şekilde senin mağduriyetini çözeceğiz. Kardeşin için ne kadar paraya ihtiyacın varsa ben ödeyeceğim sana. Bunu kabul edemem Murat. Edeceksin. Parayı kabul edip kendini toparlayacaksın. Çünkü sen bize lazımsın. Tamam mı? Tamam. Tamam be kızım, aman bitti gitti işte. Sen de amma abarttın ha. E tamam, kardeşine lazım gelen parayı aldın. Kovulmadın da. E daha ne? Abla sen anlamıyorsun, öyle değil işte. Bu adam böyle çok iyi bir insan. Ya ben hem yalan söylüyorum adama, hem karısının yaptıklarını saklıyorum. Ha bir de üstüne parasını mı alacağım ben? Yani benden daha kötü bir insan yok herhalde bu hayatta. E şu nefesim şuraya şöyle oturdu, şöyle oturdu. Geçmiyor abla, geçmiyor. Ya o nefes benden öyle bir geçer ki Medine. Sen anlıyorsan o parayı ver bana. Ben onu çatır çatır ezerim. Ha vallahi ver ona. Gitsin o memleket böyle. Değişik memleketlere gitsin. Köpekler olmayan memleketlere. vallahi abla doğru söylüyorsun ha. Vallahi bıktım şu itlerin bokundan pisliğinden ha. Bir de ikilerdi, üç ettiler. Bir kabin boyu geldi. Vallahi şeytan diyor ki üçüsünün tasmasını bırak. Ay kaçtılar ya, kusura bakmayın de. Ama sen bir şey yapma Hayri. Allah aşkına sonra senin kıçını biz topluyoruz kızım. Bak. Buruk gibi dolaşıyor sabahtan beri. Dünyadan Medine'ye, dünyadan Medine'ye. Ulan ya. Kız gel. Kız. Ne ya? O güzel yüzün yüzsün artık hadi be anne. Ben ahiretliğimi kesin yaktım abla. Kız onu Allah bilir ya, saçmalama da. Sana varana kadar oho ne ahiretlikler ne ahiretlikler. Siz bilseniz ben neler ettim. Sen ne ettin yana kız? Hı? Sen var ya. Bu yeni gelen eski hanım Nergis Hanım'la anlaşma ettim. Ne anlaşması? Kalmazlık. Ne? Öteki hanımın planlarını eski olan yeni hanım olan Nergis'e anlatacağım. O da beni hediyelere boğacak. Ne hediye sahiliye? Bunu sana Nergis Hanım mı verdi? Hey abla, çok güzel değil mi? Ben gene çok güzel diyorum. Bunu 38 mi kapıcısın şey yap. Hey Allah'ım ya Rabbim. Ya Rabbim sen akıl dağıtırken bu Hayriye neredeydi? Neredeydi? Çok güzel abla ya. Ne güzel maviş maviş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.